Günaydın sayın seyirciler, manşet artıyla bir kez daha sizlerin karşısındayız. Haftanın ikinci gününden, salı gününden seslenmekteyiz. Takvim de bize tarih olarak Aralık ayının 19. gününü gösteriyor. Aralık ayının yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bu da bize yılı da seneyi de 2023'ü de bitirmekte olduğumuzu gösteriyor. Günü gündemi konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Her salı olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz siyasal iletişim uzmanı sevgili Özdemir Tokel bizlerle. Günaydın. Günaydın. Evet. Haftaya yanılmıyorsam son yılın son programını yapacağız. Son haftaya doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Seneyi ona bırakırız. Biraz böyle son haftayı, son hafta sonunu değerlendirelim istersen. Ülke gündeminde de öne çıkan gelişmeler var. Bunlardan birisi hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Sayın Başbakan'ın Türkiye'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'la gerçekleştirmiş olduğu görüşme var. Dün Sayın Başbakan bu konuya yönelik açıklama da yapmıştı. 2024 artık önümüzde herhalde çok önemli bir hedef olarak neredeyse her gününe ait yapmamız gereken işler olan bir yıl olarak bizi bekliyor. Evet. Öncelikle herkese günaydın. Son derece önemli bir yıla giriyoruz aslında. Son derece sıkıntılarla dolu, yaşamış olduğumuz sıkıntılarla dolu da bir yılı geride bıraktık. Buna mukabil. Açıkçası uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde beklenen bazı adımların da atıldığı ama yaşanan geriye kalan sıkıntılı günlerden dolayı onları çok da fazla konuşma fırsatı bulamadığımız bir yıl oldu. Zira yerel yönetimler reformunun nasıl geçirildiğini, ne noktalara geldiğini, yerel yönetimlere nasıl katkılar sağladığını aslında 2023 yılında hiç değerlendiremedik. Çünkü 6 Şubat gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihine inanılmaz bir acı gün olarak denk düşen çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Diğer taraftan ekonomik sıkıntılarla boğuştuğumuz da bir yıl oldu 2023. Elbette bu ekonomik sıkıntılarla boğuşmamızın ülkesel anlamda çok ciddi bir katkısı olmadı bu sürece. Daha çok dış kaynaklı ekonomik sıkıntıların ülkemize bir şekilde sirayet etmesiyle alakalı yaşadık bu sıkıntıları. Ama giderek daha iyiye doğru bir trend de başlamış durumda. Umuyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan ve Türk lirasında yaşanan bu sıkıntılar 2024 yılı içerisinde hafifler. En nihayetinde orada yaşanan iyileşme aynı para birimini kullandığımız için bize de yansır. Neden bunu beklemek zorundayız? Çünkü elimizde bu konuyla alakalı, bu konuya şu anda müdahale edecek herhangi bir enstrüman yok. Merkez Bankası TL kullanımında, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası iletişimi şeklinde devam ediyor bizim ekonomik ilişkilerimiz. Dolayısıyla dolara, dövize, pound'a, ona buna şuna müdahale edip bu kurları geriye çekme, enflasyonla alakalı herhangi bir ayara girme enstrümanlarımız yok bizim. Dolayısıyla en nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan bu krizin ivedi bir şekilde atlatılmasını ummaktan, beklemekten aslında başka bir şansımız yok. Tek şansımız var. Ortaya çıkan enflasyonla alakalı yaşanan alım gücünde yaşanan ciddi sıkıntıların giderilmesine yönelik devlet ancak tedbir alabiliyor. Bu tedbirler de açıkçası alındı 2023 yılında. 2023 yılı maaşların enflasyon karşısında erimemesine yönelik yapılan artışlarla geçen bir yıl oldu. Çok enteresandır. Yaşanan tüm bu sıkıntılara rağmen, tüm bu ekonomik sorunlara rağmen hükümetin ortaya koymuş olduğu artışlar bazında belki sokağa çıkan, markete giden insanlarımız, kirada yaşayan insanlarımız, bir yıl masrafı, okul masrafı, çocuk masrafı olan insanlarımız her ne kadar bunu hissedemeseler de, onlar ekonomik sıkıntıları daha yoğun bir şekilde hissetseler de aslında maaşlarda dolar bazında, euro bazında, pound bazında çok ciddi de iyileşmeler yaşandı bu süreç içerisinde. Çoğunun gözünden kaçıyor bu. Yani örneğin asgari ücreti son 5-6 yıllık süreçte incelerseniz şu anda öngörülen asgari ücrete yapılacak artışla birlikte asgari ücret aslında son 5-6 yıllık süreç içerisinde belki de en yüksek dolar karşılığa ulaşmış olacak. Bunları da gözden kaçırmamak lazım. Ama en nihayetinde ortada bir ekonomik kriz var ve herkes bu krizi iliklerine kadar hissetmeye devam ediyor. Çünkü paradaki maaşlardaki ayarlamayı yaptığınız zaman eğer elinizde
herhangi bir kaynak yoksa, yani herhangi bir kaynağa dayalı bu artışları vermiyorsanız, herhangi bir sıcak kaynağa dayalı, ülkeye gelen herhangi bir sıcak paraya dayalı veya ülkeye gelen paradaki artışa dayalı, kalkınmaya dayalı bir refah artışı vermiyorsanız, mutlaka bunları başka bir yerden almanız ve bütçe dengesi içerisinde yerine koymanız gerekiyor. Dolayısıyla maaşlara yapılan artış, evet, belirli bir süre alım gücünün korunması noktasında katkı sağlıyor vatandaşa, ama diğer yandan hayatın genel anlamda pahalanmasıyla sizin alım gücünüz aslında bir önceki maaşta almış olduğunuz mal ve ürün miktarına tekabül ediyor bir müddet sonra. Bir de enflasyonu yükseltiyor tabii. Enflasyonu da sürekli bir şekilde zinde tutuyor diyelim. He. Yani yükseltmese de o noktalarda kalmasını sağlıyor. Bunu da çok sıklıkla yaşadığımız bir yıl oldu 2023. 2024 çok ciddi yatırım beklentilerinin olduğu, bunların bir miktar beklentilerinden de öteye geçip, umuttan da öteye geçip artık bir zaruret haline gelen pek çok yatırım ihtiyacı var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Dolayısıyla 2024 yılı yatırım planlamasının son derece ciddi önemi var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelecekte yaşayacak sıkıntıların ortadan, daha bugünlerden kaldırılması, geleceğe doğru atılacak ciddi uzun vadeli adımların atılması noktasında çok ciddi bir ihtiyaç listesi var artık. Bunu defalarca ifade etmişizdir. Siz ortaya bir talep koyuyorsunuz. Bu talep tanınma talebidir. Bu talep dünyada var olduğunuzu ortaya koyma talebidir. Bu talep dünyada bir devlet olarak gerekli itibarı görme talebinizdir. Bunu yüzlerce manada daha tekrarlayabilirim. Mevzu şudur. Siz ortaya saygınlık bekleyen, saygı görmenizi bekleyen bir şeyler koyduğunuzda o saygınlığı hak edecek bir devlet düzenine, devlet yapısına ve fiziki devlet ortamına sahip olmanız lazım. Eğer siz bunlara sahip değilsiniz, sizin vatandaşlarınız zaten devlete saygısını yitirir. Bir, devlete, vatandaşların devlete saygısının yitirilmesi, aidiyet duygusunun ortadan kaybolmasına sebep olur. İki, üç, kendi sahiplenmediği devleti dünyaya kimse sahiplendiremez. Dolayısıyla burada ortaya koyduğumuz görüşleri, aynı zamanda bir temeli olan altyapısı hazır bir devlete de dayandırmalıyız. Bir devlet düzenine de dayandırmalıyız. Bu devlet düzeninin fiziki ihtiyaçları var, ekonomik ihtiyaçları var, bir de yönetsel ihtiyaçları var. Bütün bunları topyekun bir şekilde karşılamak zorundayız. İşte 2024 bizim ortaya koymuş olduğumuz bütün taleplerin karşılığı olan, ödevlerimizin yerine getirilmesi gereken bir yıl olacak. 2024'de olacak, hatta 2025'de olacak. Çünkü bir yıllık projeksiyonda bitmeyecek pek çok iş var. En azından 5 yıllık, yani tam bundan 26 yıl önce yapılmış ve 26 yıldır yapılmayan aslında 5 yıllık kalkınma planı son derece önemli bu noktada. İşte o 5 yıllık süreci Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kaçırmaması lazım. Bunu kaçırdığı anda geleceği kaçırmış olacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Çağdaş dünya ülkeleriyle zaten aramızda var olan belki de 50 yıllık fark 100 yıla çıkmış olacak. Dolayısıyla biz bu süreci, bu eşiği asla kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Sayın Başbakan'ın açıklamalarına baktığımız zaman, en son İstanbul ziyaretleri gerçekleşen İstanbul görüşmeleri süresince ortaya çıkan sonuç da zaten bu söylediklerimin bir şekilde ipuçlarını taşıyor. Kıbrıs'ta çok enteresan bir şeyler var. Kıbrıs'ta herkes siyaseten, politik olarak, sosyal yönden devletin işleyişine dış müdahalelerin olmaması gerektiğini savunur. Yola, sokağa çıkın. Herkesten bunu duyarsınız. İktidar kesiminden de bunu duyarsınız. Muhalefetten de bunu duyarsınız. Ama diğer taraftan bunun tam tersini ortaya koyacak her türlü algının da
yürütülmesi için, yapılması için elden gelen bütün çaba bir şekilde ortaya konuyor gibi. Gerek medya üzerinden, gerek televizyonlar üzerinden, gerek sosyal medya üzerinden, gerek siyasal partiler üzerinden. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri ile Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri arasında bu yıl belki de 30'a yakın görüşme oldu. En son yapılan görüşmeyi bunlardan ayıran nedir? Hiçbir şey. Hafta sonu gerçekleşmiş olması belki. Veya belki İstanbul'da gerçekleşmiş. Ki İstanbul'da da yapılan görüşmeler var. İçerili bilgi veriyorum. Bu talep son iki haftadır zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarından yapılmıştı. Ama Türkiye'de yaşanan, aynı zamanda Türkiye'de devam eden bütçe görüşmeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam eden bütçe görüşmeleri ve orada yaşanan, Türkiye'de yaşanan siyasal yoğunluk, siyasal işlerdeki yoğunluk, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meclis aritmetiğine dayalı bazı zorunluluklar, burada bulunma, milletvekillerinin mecliste olma ihtiyacı, bunu getirip bu hafta sonuna dayadı. Gayet normal bir şey. İşte buradan şunu nereden çıkaracak? Çağrıldılar. İktidarda kim olursa olsun. Bir kere Kıbrıs medyasının bu tarz manşetlerden artık vazgeçmesi lazım. Çünkü bu dünyaya aslında sizin aktarmamanız gereken bir şeyin aktarımı gibi görünüyor. Halbuki aslı astarı yok bu işin. Çağrıldılar. Ne zannediyorlar? Yani mesela Ankara temaslarında, Ankara temaslarına hiç katılmayan, bu süreçlerin atmosferini hiç yaşamayan insanlar, bunu hiç görmeyen insanlar nasıl bir şey olduğunu düşünüyorlar acaba Ankara ve İstanbul ziyaretlerinin? Yani akıllarında yarattıkları, hayallerinde yarattıkları ortamlarla yaşanan gerçekler, bunu deneyimlediğim için açıkça söyleyebiliyorum. Yaşanan gerçekler arasında dağlar kadar fark var. İnsanlar birbirlerine çok kibardırlar. Bir kere bu görüşmelerde nezaket kurallarının tavanı bulunur. Bu görüşmelerde bir kere bunu not etmek lazım. Dolayısıyla buradan bakmak lazım, buradan okumak lazım. Haber geliştirirken bu mantığı devlet yetkililerinin bir araya geldikleri zaman ki nezaket dünyanın bütün ülkelerindeki devlet liderlerinin birbirleriyle temas ettikleri noktadaki nezaketle aynıdır. Bunu herkes cebinde bulundursun. Bu haberler bilmeden, yani o ortamı, bahsettiğin ortam bilmedikleri için mi bu tarz haberler yapılıyor, yoksa bir algı mı yaratılmaya çalışılıyor? O algının yaratılmasının zaten kötü olduğunu. Çünkü şimdi bu algıyı yaratanlar, bu algıyı yaratmaya çalışanlar aynı zamanda bundan en büyük rahatsızlık duyduklarını ortaya koyanlar. Şimdi siz en büyük rahatsızlığınızın bu olduğunu ortaya koyarken diğer taraftan bunun varlığını ortaya koyacak, bunun varlığını pekiştirecek doneleri neden koyarsınız ki? Bir kere şunu net bir şekilde ortaya koymakta fayda var. Bu ülkede hiçbir birey, hiçbir insan Türkiye ilişkilerinin kopmasını istemez. Yani dolayısıyla buradaki hükümet yetkililerinin, buradaki devleti yöneten insanların Türkiye ile temas etmeleri kendilerine siyaseten herhangi bir kötü sonuç doğurmaz. Bir kere siyaseten bunu ortaya koymak lazım. Yani sokağa çıkın. Kamuoyu araştırmaları yapılıyor bu arada. Hatta üç koldan yapıldığını da söyleyebilirim. Ve çoğunun da sonuçları gelmeye başladı. En son yapılan kamuoyu yoklamalarında da ortaya çıkan net bir gerçektir bu. Yani insanlar Türkiye ile olan ilişkilerin geliştirilmesini, Türkiye ile karşılıklı sevgiye, saygıya ve güvene dayalı ilişkilerin zinde tutulmasını ve en yüksek seviyede korunmasını istiyor. Yani
Türkiye ile görüşmemektir siyaseten sorun. Türkiye ile teması kaybetmektir siyaseten sorun. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle bir araya gelmemektir sorun. Gelmek değil. Ki geçmişte yaşadık. Bunu buradan okumakta fayda var. Bunlar gerçekleşmediği zaman ikili ilişkiler o kadar bir yoğun yaşanıyor ki gerek ekonomik anlamda gerek sosyal anlamda gerek yönetsel anlamda aklınıza gelebilecek her türlü bir devletin ihtiyacı olan her alanda o kadar bir işbirliği sahası var ki iletişimsizlik bu sahaların topunun berhava olmasına sebep olur. Dolayısıyla bunu bir kere not etmek lazım. Şimdi görüşmenin içeriği ve niteliği konusunda elbette bütün detaylar aktarılmamıştır kamuoyuna diye düşünüyorum. Ama en nihayetinde çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu talep neyle alakalı olabilir? Ya zaten yılın sonuna gelmişiz. Protokol diğer taraftan devam ediyor. Projeler bir şekilde başladıkları gibi devam ediyor. Zaten hükümet 13. maaşları, normal maaşları ne zaman ödeyeceğini bir ay önce açıklamış. Demek ki o konuda da maliyenin finansal anlamda herhangi bir sıcak paraya ihtiyacı yok. Yani işte gittiler sıcak para almaya gittiler falan öyle bir dedikodu da çıkmadı zaten. Neden? Çünkü bir ay önceden açıklanan maaşların ne zaman ödeneceğine, 13. maaşın ne zaman ödeneceğine dair bir de bildirim var. Detaylar verildi, doğru. Ne olabilir? Gayet normal yahu. Kıbrıs meselesinde son derece önemli bir gelişmelerin yaşandığı bir aya girdik. Bu noktada belki de çok uzun zamandır temasların durduğu, belki federal temelde görüşmelerin hiçbir şekilde müzakere masasına yansımayacağı ama en azından ortadan kaybolan iki tarafın birbiriyle temas noktasında yeni bir köprü arayışı var. Yeni bir BM temsilcisi atandı buraya. Terminolojiye takılmayalım. Yani işte temsilcidir, danışmandır neyse. Millet bizi anlıyor. Şimdi hal böyleyken böylesi bir süreçte hem hükümetin başının ve hem de bu konulardan bir numaralı sorumlu olan, seçilme amacı bu olan bir insanın ve ortak fikre de sahip olan, yani Kıbrıs konusuna ilişkin ortada duran yeni dış politikayla alakalı, yani iki devletli çözümle alakalı ortak bir paydada buluşan ve Cumhurbaşkanı'nın bu konularla alakalı yanında duran iki tane devletin en tepe yöneticisinin haliyle Türkiye Cumhuriyeti'nin en tepe yöneticileriyle bir araya gelip bu konuları yeni sürecin nasıl gelişim göstereceğini, tavrın ne olacağını veya politikalar konusunda teyitleşmenin sağlanabileceği bir ortamı yaratmaları ne kadar tuhaf olabilir ki? Gayet net. Bunlar yansıdı ama kamuoyuna açıklamalara. Ne dedi her iki tarafta, hem başbakanlık kanadı hem cumhurbaşkanlığı kanadı? Ortaya koymuş olduğumuz 2020 yılından beridir devam eden iki devletli politikamız aynen devam etmektedir. Bunun yeniden teyidinin sağlanmasının, fırsatının ortaya çıkması son derece önemlidir. Bu konularla alakalı gelecekte yaşanacak süreçlerle ilgili görüş teatisinde bulunuldu. Olay bu. Bu normal değil mi? Çok normal. İstenildiği zaman Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelerek KKTC yetkilileriyle görüşmesi, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üst makamlarının Türkiye'ye giderek baş başa samimi bir ortamda yapıcı şekilde, sonuç alıcı bir şekilde çalışma toplantılarına katılması gayet normal. Bunu oraya, buraya, şuraya, buraya çekmenin de bir manası yok. İç mevzularda ele alındı orada. Sadece dış politikayla alakalı gelişmeler değil, haliyle devam eden bir son derece önemli ve gerçekten bu ülkenin gelecekteki bütün enerji ihtiyacını, enerji arz güvenliğini sağlayabilecek büyüklükte hükümetin de asrın ikinci en büyük projesi diye nitelendirdikleri bir kablo ile elektrik getirilmesi ve interconnected sisteme bağlanması projesi var. Bunun fizibilite çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla bu çalışmaların gözden geçirilmesi son derece normal. Unutmayın, yaşanan deprem felaketi sonrasında ortaya çıkan
bazı sonuçlar var. Bunun üzerine harekete geçen bir hükümet var. Eğitim kurumlarının depreme karşı dayanıklılığının ortaya konduğu, bunların araştırıldığı, çalışmaların yapıldığı, teknik çalışmaların yapıldığı ve en nihayetinde bunların sonuçlarının ortaya çıktığı ve ortaya bir de ihtiyaç listesinin çıktığı bir süreç var. Yeni okul projeleri var. Var olan okulların güçlendirilmesi projeleri var. Diğer yandan devam eden ulaştırma projeleri var. İşte Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun tamamlanması gibi. Diğer taraftan Girne Batı Çevre Yolu'nun, Girne Doğu Çevre Yolu'nun tamamlanması projeleri gibi. Diğer taraftan Karpaz yollarının tamamlanması gibi. Buna benzer daha pek çok projenin ele alındığını biliyorum ben bu görüşmelerde. Bunların kaynaklarının hangi şekilde sağlanacağı, ne şekilde sağlanacağı, ne zaman sağlanacağı. Örneğin sağlık konusunda atılacak adımlar var. Devam etmekte olan ve açılmaya hazır bir Girne Hastanesi var. Yeni Girne Hastanesi. Diğer taraftan belli bir aşamaya kadar getirilmiş ama orada yarım kalmış farklı farklı ihtiyaçları olan Güzeyurt Hastanesi projesi var. Diğer taraftan Defkoşa'ya 500 yataklı yeni bir devlet hastanesinin yapılmasının ilk adımı olan temelin atılması konusu var. Unutmayın, bundan bir yıl önce, yaklaşık bir yıl önce imzalanan protokolde bu temel atılması öncesi projelerin hazırlanması noktasında belli bir bütçe kondu. O projeler hazır artık. Dolayısıyla iş şeye kalıyor. Artık temelin atılmasına kalıyor. Çünkü o projelendirme ile ilgili ayrılan bütçe noktasında projelendirme büyük bir ihtimalle tamamlandı. Ve onların bir şekilde temelinin atılması lazım. İzinlendirmelerinin yapılması lazım. Ön hazırlıklarının yapılması lazım. İhale süreçlerinin başlaması lazım. Onlarla ilgili gelişmelerin olacağı bir yılda olacak 2024 açıkçası. Diğer taraftan E-Devlet projesi devam ediyor. E-Devlet konusu da var. Diğer yandan gençlere yönelik sosyal konut projelerinin yapılması. Maraş Sosyal Konutlar Projesi. Diğer taraftan Alayköy Sosyal Konutlar Projesi. Alayköy civarında yapılacak. Güzeyurt Sosyal Konutlar Projesi. Lefke Sosyal Konutlar Projesi. Bütün bunlarla çok yoğun bir 2024 programı var. Mevcut hükümetin. Şu anda. Ve en nihayetinde bunların bir şekilde kaynak bulunabilecek tek yer olan, kaynağın sağlanabileceği tek yer olan Türkiye Cumhuriyeti ile istişare edilip programlanıp hangisinin yerel kaynaklarla, hangisinin dış kaynakla, hangisinin borçla, hangisinin hibeyle ortaya konacağının bir şekilde ayarlanması lazım. Şöyle bir terminoloji var. Kıbrıs'ta siyaseten ortaya konan unsurlar veya projeler genelde Türkiye kaynaklı projeler oluyor. Dolayısıyla şöyle bir yeni söylem oluşmaya veya siz mi yaptınız? İşte Türkiye yapıyor. O zaman belediyeler dükkanları kapatsın. Hangi partiden olursa olsun. Bak, hangi partiden olursa olsun bütün yerel yönetimler dükkanları kapatsın o zaman. Şimdi bakış açısı bu mu? Mevzu o değil işte. Mevzu o projeyi ortaya sizin koymanız ve o projeyi gerçekleştirebilecek kaynağı sizin bulmanızla alakalıdır. Çünkü o projeyi yerine koyamayan, o projeyi üretemeyen, üretse bile kimi zaman iletişim eksikliği yüzünden, kimi zaman ideolojik hapsoluşluklar yüzünden, kimi zaman tavırlaşmalar yüzünden, kimi zaman Türkiye Cumhuriyeti, gerek Türkiye Cumhuriyeti, gerek Avrupa Birliği, adını siz koyun, ilişkilerinin ciddi ve düzenli bir şekilde ve düzgün bir şekilde yürütülememesi konularıyla ilgili bu kaynaklara ulaşamayanlar var. Peki dünya, Türkiye Cumhuriyeti şu anda kendi projelerini kendi üretmiyor mu? Kendi üretiyor. Peki hepsini kendi mi yapıyor? Hayır. Hepsini kendi kaynaklarıyla mı yapıyor? Hayır. Kimi zaman Çinliler devreye giriyor köprü projelerinde. Kimi zaman Japonlar giriyor. Kimi zaman yerel yatırımcılar giriyor. Yerel iş dünyası giriyor. Yap işlet devret modeli özel yatırımlar yapıyor. Dolayısıyla devletlerin mevzusu kendi ülkesinin reel ihtiyaçlarına göre, günün koşullarına göre, devletin geleceğini ipotek altına sokmayacak, halka maksimum seviyede fayda sağlayacak projeleri üretmek ve en nihayetinde en feasible şekilde bu projelere finansman kaynağı bulmaktır. Yöneticilerin en büyük özelliği budur. Bir yöneticiden benim şahsen beklediğim budur. Geleceğe yönelik ortaya proje koyması
Ve bu projenin gerçekleşebilir olması için, gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynağa erişimi sağlaması. Bu ikisidir zaten yöneticilik. Üst düzey yöneticilik, vizyoner yöneticilik dediğimiz şey budur. Dolayısıyla şey işini geçelim yani. İşte bunlar zaten sizin dünyada yerel kaynaklarla, sadece yerel kaynaklarla halkına hizmet götüren bir tane devlet bile kalmadı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde dış yatırım kaynaklı pek çok projeyle halklarını çok daha yüksek bir refah seviyesinde yaşatabiliyor. Güney Kıbrıs'ta yapılan liman projesi, Limassol'da yapılan yerel kaynaklarla mı yapıldı? Devletin kaynaklarıyla mı yapıldı? Ortaya bir vizyon kondu. O vizyonun gereği yapıldı. O vizyonla sağlanan mali olanaklar yapıldı. Rum kesimi ortaya koymuş olduğu bütün yol projelerini bir kuruş katkı almadan Avrupa Birliği'nden kendi kaynaklarıyla mı yapıyor? Dolayısıyla burada bir miktar siyasetin artık üzüm yemeye başlaması lazım. Dert sürekli bir şekilde bağcı dövmekle alakalı değildir. Olsa idi son yapılan kamuoyu araştırmalarında gerek muhalefetin, gerek muhalefet görevi aslında gerekse sivil muhalefet görevi gören sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların ve buna benzer unsurların listenin en sonunda yer alması kimseyi şok etmezdi. Dolayısıyla tam araştırmaları açıklanır mı açıklanmaz mı bilmem. Ama o kamuoyu araştırmalarından da dersler çıkarılmalı artık. Boşuna yapılmamalıdır. Yani siz bir kamuoyu araştırması yapıyorsunuz. Önünüze geliyor. Kamuoyu araştırmasının içerisinde bütün doneleri inceliyorsunuz. Ertesi güne uyanıyorsunuz. Hiçbir şey değişmiyor hayatınızda. Ne tavrınız değişiyor, ne tarzınız değişiyor. Konjonktürün değişip sizi haklı çıkarmasına yatıyorsunuz sürekli bir şekilde. O zaman kamuoyu araştırmasını ne yaptırıyorsunuz? Zaten konjonktür bir şekilde dönecek. Elbet bir gün saatin günde sadece dünyanın, bir defa dünyanın döndüğü gibi veya günde sadece iki defa her saatin doğru anı yakaladığı gibi. Yani dolayısıyla bu son derece önemlidir. İncelemiş olduğum birkaç tane kamuoyu araştırması var. Bunların birbirlerine çok yakın sonuçları var. Bu yakın sonuçlar kamuoyu araştırmalarının sahada doğru deneklerle doğru sonuçlara olabildiğince yakın neticeler ürettiğini gösteriyor. Bence herkes kendine bu noktayla alakalı çeki düzen vermeli diye düşünüyorum sevgili Aziz. Şimdi Kıbrıs konusu çok önemli bir konudur. Yani aslında Kıbrıs konusunu hiçbirimiz önemsiz demiyoruz ama sanki Kıbrıs konusunda belli fırsatlarla bir sendrom yaratmaya çalışan kesimler mi var? Mesela Türkiye'deki seçimleri hatırlayalım. Türkiye'deki seçimler olacak, bitecek. Bakınız işte Kıbrıs politikası değişecek şeklinde söylemler vardı. Şimdi de işte Birleşmiş Milletler bir kişiyi görevlendirdi. Temsilci ya da danışman buraya. Yine bakınız işte değişiyor, değişecek politikalar. Sanki bu rüzgar mı estirilmeye çalışılıyor her fırsatta? Normal. Normal çünkü bizde siyaset Kıbrıs politikalar üzerinden kırılıyor. Yani sosyal politikalar üzerinden kırılma noktası yaşamıyor artık. Çünkü bütün sosyal ve ekonomik politikalar o kadar birbirine yanaştı ki siyasal partilerde aynalaşma son derece inanılmaz bir boyuta geldi. Dolayısıyla partilerin Kıbrıs politikasına ilişkin görüşlerini ortaya koydukları sayfaları ayırırsanız birbirinden, ortada duran mecliste temsil edilen örneğin 5 tane 6 tane partinin aslında bildirgelerinin birbirlerine çok yakın olduklarını görebilirsiniz. Reel hayatta bu samimiyetle sürdürülen politikalar mı? O ayrı bir şeydir. Ama netice itibariyle ortaya konan ekonomik görüşler, sosyal görüşler, hayata bakış, diğer
noktalarla ilgili sosyal yaşama dair bütün görüşler aynılaştığında siyaset nereden kırılıyor? Kıbrıs politikası üzerinden. Çünkü orada aynılaşma olamaz. Neden? Çünkü her partinin çıpaya ihtiyacı var. Savrulmaması için ve uzun soluklu ülkede siyaset yapan iki tane ana arter partinin veya dört tane ana arter partinin adını siz koyun. Belirli çıpaları var. Bu çıpaları bıraktıkları zaman savrulurlar. Cumhuriyetçi Türk Partisi bu çıpasını bir dönem bırakmak zorunda kaldı. Bu neydi? Komünizm dönemi. Yani komünizmin çöküşüyle beraber sosyalist akımın zayıflamasıyla birlikte ortada bir çıpa kırılması oldu. Ve o süreç içerisinde bir miktar savrulma yaşadı Cumhuriyetçi Türk Partisi. Ve o savrulmayı hükümete 93'te hükümete gelerek bir miktar atmaya çalıştı. Ama o süreç kendini daha da inanılmaz kötü noktalara itmişti. Evet, daha uzağa. Evet. Ve çok uzun zaman sonra o süreç içerisinde çok uzun bir süre sonra ilk kez üçüncü parti pozisyonuna gelmişti. Yani ikinci partilikten üçüncü partiye kadar gelmişti. İşte bu kadar büyük travmalar yaratır çıpanızı bir anda bırakmanız. Şimdi ortada iki temel prensip var. İki temel ayrışma noktası. Kıbrıs sorununa bakış. Bunlardan bir grup federal temelde çözüm veya Birleşik Kıbrıs istiyor. Birleşik Kıbrıs istenci sıfırın altına düşmüş durumda. Yapılan araştırmalarda. O kadar geriledi yani durum. Federal çözüm isteyen bir grup var. Burada da 2003 dolaylarına göre belki de %100 erozyon var. Bu noktada da. Diğer tarafta kendini bazen iki devletli çözüm istiyorum. Bazen İki ayrı devlette yaşamak istiyorum. Çözüm içinde ama iki tarafta yaşamak istiyorum. Bir barış içerisinde ama iki ayrı bölgede yaşamak istiyorum. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını istiyorum gibi farklı birden çok farklı unsurda ama en nihayetinde iki kesimliliği Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini hiçbir hal ve şartta egemenliği, siyasal eşitliği hiçbir hal ve şartta terk etmeyeceğini ortaya koyan da çok büyük ve ciddi bir bölüm var. Çok büyük bir bölüm. Yani tahminlerin çok ötesinde bölüm. 80'lere varan bir bölüm bu. Öyle bir bölüm var. Elbette bunların siyasal partileri farklı olabilir. Kimisi sol cenahta, sol yelpazede yer alan siyasal partilere de oy verebilir. Sağ partilere de oy verebilir. Adını siz koyun. En nihayetinde böyle bir de realite var. Hal böyleyken siyasette sizi iktidara taşıyacak şey yaratacağınız farkla alakalıdır. Herkes aynı ise, her şey aynı ise, herkesin ortaya koymuş olduğu tavır ve tutum aynı ise, önerisi aynı ise, kıyasta mevcut statüko devam eder. Bunu asla unutmayın. En güvenli su da devam eder insanlar. Ta ki biri çıkıp hem güvenilir bir kaynak, son derece önemli, hem güvenilir bir kaynak söyleyecek. Bunu doğru zamanda söyleyecek. Doğru yerde söyleyecek. Doğru insan grubuna söyleyecek. Ve en nihayetinde insanlar iki temel prensip, ortaya konan iki temel prensipte bir tercihe gidecekler. Genelde insanlar seçimde ikide kalır. Bütün seçenekleri toparlar. Hiç onunla gitmez sandık başına insanlar. Genelde. Normal seçme. Görüşleri ikiye düşürür. Ve o ikisi üzerinden seçim yapar. En nihayetinde siz kendi varlığınızı ortaya koyduğunuz çıpanızı bıraktığınız anda aslı varken kimse sahtesine oy vermez. O yüzden Ulusal Birlik Partisi'nin dış politika çizgisi kendisi için yaşamsaldır. Diğer sağ merkezde yer alan partiler için de kendisi için yaşamsaldır. Dolayısıyla o çıpadan ayrılmaz. Diğer sol çizgide olan partiler için de diğer çıpa önemlidir.
en nihayetinde bu iki sorun bizim 50 yıl bu iki temel görüş, bu iki temel görüşle sonuçsuz, amaçsız devam eden müzakere sürecinde, ki bu siyasal çekişmeyi besleyen ortam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iç meseleleriyle ilgili gelişiminde 50 yıl kaybetmesine sebep oldu. Çünkü kavga hizmet odaklı değildi. Kavga ekonomi odaklı değildi. Kavga yatırım odaklı değildi. Kavga burada, bu merkezde yaşandı. Dolayısıyla hiç kimse yollara, sokaklara düşmedi. Mitingler yapmadı yollar için. Hiç kimse okullar için miting yapmadı. Hiç kimse hastane yapılsın diye grevlere gitmedi, mitinglere çıkmadı. Herkes mitinglere, grevlere, söz konusu Kıbrıs konusuysa çıktı. Şey, ama en nihayetinde elde ne var? Çözeriz diye inandırıldı. Elbette. İki taraftan bir tanesi, biz bize yeteriz. Biz böyle devam etmeliyiz. Türkiye yanımızda durduğu sürece bütün aslında sorun ve sıkıntılarımızdan kurtuluruz diyen bir grup. Bütün sorunların kaynağı çözümsüzlüktür. Dolayısıyla çözüm olursa geriye kalan her şey olur. Ama 50 yıl geçti. Çözüm olmadı. Her şey de çözülmedi. Hiçbir şey yapmadığınız için 50 yılda geriye düştünüz dünyadan. Çünkü kendi üzerinize düşen vazifeleri de yapmıyorsunuz. Aklınız başka bir yerdeyken. Aklınız oradayken tavrı o noktadan başlatırsanız, ya biz elimizden geleni yapalım, çözüm olursa bizim artırımız olur. Biz yolumuzu yapalım, çözüm olursa daha güzel yollar olur. Biz okullarımızı yapalım, çözüm olursa eğitim sistemini elleriz. Tabii şu var, yani eğitim sistemi düzelirse, yollar düzelirse, sağlık sistemi düzelirse çözüme olan istenç azalır mı? Şimdi en nihayetinde insanlar bütün bu sorunlarını atlatsalar bile Maslow hiyerarşisine göre en nihayetinde fantastik taleplere de girebilirler. Evet, ihtiyaçlar. Dolayısıyla bunu öyle kurguluyor. Yani biz kendi ülkemizde, kendi yollarımızla, kendi okullarımızla, kendi hastanelerimizle, kendi ekonomimizle, turizmimizle çok muazzam bir şekilde yaşarsak çözüme de ihtiyaç duymayız. Değil mi? Diye bir mantık üretenler de var. Öyle değil ama durum. Aslında bu çözümü force edecek bir şey. Karşı taraf çünkü kendinden bir şey gideceğini fark etmezse, karşı taraf karşı tarafında kaybedebileceklerinin olduğunu anladığında ve herhangi bir çatışma yüzünden onun da artık kaybedebilecek, karşı tarafı motive edecek bir durum olur. Elbette. Yani şimdi siz karşı tarafa, onun kaybedecek hiçbir şey yok. Dolayısıyla o benimle savaşmaya hazır. Benim kaynaklarıma ortak olacak. Benim kazanımlarıma, benim gelirlerimin yarısı onlara gidecek. Oturdukları yerde bakış açısıyla bir çözüme ulaşmak da mümkün değil. Oysa şartları eşitlemek, masayı eşitlemek demektir. Masada güçler dengesi eşitse makul taleplerle gider insanlar. Bir taraf, ne bir taraf abartır, ne diğer taraf abartır. Herkes win-win oynar. Ortada da bir win-win olmalı. Win-win olmalı. Türkiye'nin en başından beri söylediği. Ama en büyük win nedir? Güvenliktir. Güvenlik sorununu siz çözemeden Maslow'da, üçgende, bir numarada olan beslenme ve güvenlik, barınma, bu sorunları çözmeden fantazi yapamazsınız yani. Yapamazsınız. Bunlar varken balo düşünmezsiniz. Bunlar varken tatil düşünmezsiniz. Bunlar varken yüksek demokrasi, güçlü beklentiler, sosyal yaşamın tepesini beklemezsiniz. Bunları bekleyebilmek için önce bu alt taleplerin ortadan bir kere garanti altına alınması lazım. Güvenlik ihtiyacınız, yaşam ihtiyacınız, işte nefes alma gibi bu manaya gelen devletsel nitelikli ihtiyaçların bir kere garanti altına alınması lazım. İnsanlar güvenliğinden korktuklarında, güvenlik tehdit altında hissettiklerinde yaşamları zindana döner. Kıbrıs Türk halkı bunu deneyimledi. Karşı tarafta bu güveni yeniden kuramadı.
deneyimlenmiş bir risk var. Ve bu deneyimlenmiş risk yaşanan yine deneyimlenmiş bir barış harekatıyla ortadan kaldırıldı. Adada Türk askerinin bulunmasından itibaren Kıbrıs Türk halkı kendini daha huzurlu, daha güvende hissediyor. Dolayısıyla mevcut statüko ona güven veriyor. Güvenlik ihtiyacına cevap veriyor. Bunu korumaya çalışması, bunu elde tutmaya çalışması gayet normal. Bunu anlamayanlar normal bir duruş sergilemiyorlar. Oysa Kıbrıs Türk halkının vermiş olduğu refleks bütün bilim sahasında ortaya konan milyonlarca insanın üzerinde yapılmış davranış etütlerinin bir sonucu olarak karşımızda duruyor. İnsani bir davranış yani bu. Bu refleks insani bir davranış. Peki. Bitirdik bu haftayı. Haftayı da bitirdik. Yılı da bitiriyoruz. Yılı da bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta görüşür müyüz, görüşmez miyiz? Önceden kısmet. İstişare edeceğiz. İnşallah. Umarım görüşürüz. Çünkü yılın son programı olacak. Biraz seneyi de konuşuruz herhalde diye düşünüyorum. Çok teşekkür ettim bugün adına. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet, sevgili seyirciler, noktayı koyalım. Yarın yine sizlerin karşısındayız. O vakte kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.